Ayşe'nin Marifetli Elleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel böyle bir mantar yapacağız arkadaşlar. Kanlıca mantar, soğanlı, kavurması ama bir farklı, üzerine böyle yoğurtlu yapıp yiyeceğiz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Sizinle paylaşmak istedim. Burada yarım çay bardağı yağım var arkadaşlar. Şöyle güzelce ısınsın diye koydum. Şöyle soğanımı atalım. Tavamızın içine hemen şöyle 3 tane orta boy soğanım var arkadaşlar burada. Mantarımız için gerekli. Ben jülyen doğramayı tercih ediyorum. Çok yakışıyor. Soğanla dediğim gibi kavuracağız arkadaşlar. Şöyle mantarlarımı size göstermek istiyorum. Ben böyle mevsiminde topluyorum arkadaşlar mantarımızı. Topladıktan sonra tertemiz yıkıyoruz. Difrize veya buzluğa dolduruyorum böyle. İstediğim zaman çıkartıyorum. İstediğim kadar doğruyorum. Güzelce yiyoruz. Hazır oluyor. Çok da sağlıklı biliyorsunuz. Çok da lezzetli. Önce soğanlarımız böyle güzelce kavrulacak arkadaşlar. Mantarın çok çeşidi var arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımda da var. İstediğinizi yapabilirsiniz. Kültür mantarıyla böreğimiz var. Mantar sotemiz var, tavuklu. Fırında mantarımız var. Kaşarlı. Çok güzel tarifler arkadaşlar. Bugün de kanlıca mantar tarifi vermek istedim sizlere. Soğanlar kavrulduktan sonra mantarlarımızı güzelce doğrayacağız. Kanlıca mantarlarımızı. İçine karıştırdıktan sonra güzelce kavrulacaklar. Pişme süresi var arkadaşlar. Biraz pişecekler. Sonra üzerine güzelce yoğurt dökeceğiz. Mis 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 oluyor arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Deneyin. Kahvaltı yiyebilirsiniz. Et yemeklerin yanına koyabilirsiniz. Sadece öğün olarak tüketebilirsiniz. Bu şekilde soğan kavrulsun. İkinci aşamaya geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, mantarlarımızı attık. Şöyle güzelce birlikte kavuralım. Şöyle harmanlansın soğanla birlikte. Harika bir lezzet, harika bir aroma oldu. Şöyle tuz atalım. Yeterli. Harika bir lezzet oluyor arkadaşlar. Tavsiye ediyorum, sizler de bu şekilde yapın. Hatta bu şekilde, yani böyle bu haliyle de yenebiliyor. Çok da lezzetli oluyor. Ben çok yiyorum. Seviyoruz yani. Ama bugün yoğurtlu yapmak istedim. Üzerine bu şekilde pişecek. Sadece biraz ılıdıktan sonra yoğurt koyacağım üzerine. Bunun yumurtalı hali de oluyor arkadaşlar. Sadece fırına verip kızartıp o şekilde de yenebiliyor. Kanlıca mantar çok lezzetli. Tarifi de çok, çeşidi çok fazla. Şöyle yeşil biberimiz, kırmızı biberimiz, karamelize oldu soğanla birlikte. Şimdi güzelce kekik atacağım arkadaşlar. Biraz karabiber, pul biber atacağım. Kimyon atacağım. Lezzetlensin. İsterseniz küçük küçük doğrayabilirsiniz arkadaşlar mantarı. Kanlıca mantarını. Ben bu şekilde doğramayı tercih ediyorum. Dediğim gibi çok da güzel oluyor. Ama küp küp de doğrayabilirsiniz tabii ki de. Tamamen tercih size bağlı. Şöyle güzelce kızarsın. Evet arkadaşlar, kavrulmuş olması yeterli. Şimdi güzelce tabağımızı alacağım soğuması için. Soğuduktan sonra yoğurdumuzu üzerine koyacağız. Sarımsaklı yoğurt tabii ki çok yakışıyor. Koyabilirsiniz isterseniz. Şöyle arkadaşlar, aklıma geldi, hemen anlatmak istiyorum. Biz mantarı haşladık. Haşladıktan sonra dolaba koyuyoruz buzdolabına.
Çok önemli bir ayrıntı, onu unutmuşum. Hemen dipnot olarak söylemek istedim. Güzelce kopladık, yıkadık. Kuruttuktan sonra güzelce haşladım tertemiz. Sonra buzluğa koyduk tabii ki de. Çok önemli, unutmamam gerekiyor. Hemen anlatayım dedim. Aklıma geldi. Şimdi birazcık tabağa alacağım arkadaşlar. Soğuduktan sonra birlikte yoğurdunu, sarımsaklı yoğurt olabilir, koyabiliriz. Hemen altını kapatıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen şöyle yeterli bu kadar göstereyim istedim. Kavrulmuş olması yeterli. Ben altını kapattım arkadaşlar çok kızarmasın diye. Şimdi soğumaya alacağım ben bunu. Hemen yoğurdumuzu üzerine dökeceğiz. Yiyeceğiz dediğim gibi çok fazla olduğu için bir kısmını ayırmak istedim. Daha sonra tüketmek için. Hemen servise geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Şöyle kanlıca mantarımızı aldım ben. Şöyle güzel bir kayık tabağımıza koydum. Soğudu arkadaşlar. İyice soğumuş olması lazım. Çünkü yoğurt koyacağımız için keser yoğurdunu. Şöyle göstereyim yakından. Harika. Çok da lezzetli olmuş. Ben tabii ki de hemen tadına baktım. Şimdi arkadaşlar burada yoğurt biraz şöyle getirdim. İsterseniz sarımsaklı yoğurt da çok da güzel oluyor. Tamamen isteğinize bağlı. Şöyle üzerlerine koyacağız. Yoğurdu bol olduğu zaman daha lezzetli oluyor. Hani biz kendi açımızdan söylüyorum. Şöyle güzelce gelişi güzel. Tamamdır. Bu sarı küçük biberler çok yakışıyor arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Hani sizinle paylaşmak istedim. Şöyle güzel güzel koyalım. İçinde de acı var biliyorsunuz. Şöyle koyalım güzelce. Yeterli. Hazır oldu arkadaşlar. Şöyle yoğurtlu kanlıca mantarımız şöyle hazır. Yemeğe şu anda mis gibi de bir kokusu var. Harika oldu. Arkadaşlar beğendiyseniz beğeni butonuna basınız. Abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Mantar çeşitlerimiz var arkadaşlar dediğim gibi kanalımızda. İsterseniz onlardan da yapabilirsiniz. Böreğimiz bile var yani mantardan. Her şekilde de tariflerimiz var. İstediğiniz, arzu ettiğiniz tarifi yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kanlıca kavurması yaptık. Kanlıca mantarı soğanla, biberle güzelce jülyen şeklinde doğradık. Kavurduk. Sonra da güzelce soğuduktan sonra üzerlerine yoğurt koyduk. Sonra da ben kendi isteğime bağlı olarak küçük sarı hafif acı biberlerden süsleme yaptım. İsterseniz pul biber de atabilirsiniz. Bugünlük Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalında tarifimiz bitti arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeni butonuna basınız. Abone olmayı unutmayın. Herkese şöyle şimdiden afiyet olsun diyorum. Mutlu, sağlıklı günler diliyorum herkese. Hoşça kalın, sevgiyle kalın arkadaşlar.